Selam arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bu videoyu da hesap vermek için çekmiyorum. Sadece yorumlarda kendini player zanneden 3-5 tane mal var. Beni makro zanneden. Oyundan ne kadar anladıkları belli. Ulan 2 gram sende beyin olsa MP'ye bakarsın. Su gibi gidiyor mu? Sadece oradan anlarsın veya sağ altta dimejlerin oraya bakarsın. Su gibi yukarıya çıkıyor mu? Oradan anlarsın. Bu kadar basittir. Yani benim gibi yavaş minor atan bir adama makro diyen maldır. O mal yorumlara en büyük mal benim yazmazsa onun size nickini ben kendim göstereceğim arkadaşlar. Aramızdaki malları tanıyalım diye. Öncelikle şöyle bir görev yöneticisini size göstereyim. Siz bunu daha sonra yavaş çekimde incelersiniz isterseniz. Herhangi bir Logitech makro var mı? Şuradan programlarımı göstereyim size. Herhangi bir Logitech makro var mı? Evet, masum Logitech M220 arkadaşlar. İki tuşlu. Bir de scroll tuşu var. Üç tuşlu. Makrosu yok. Şimdi arkadaşlardan bir tanesi diyor sen ya makrosun ya pedal. Derim nereden vardın o kanıya? Videonu da izliyorum diyor. 7. skill'e nasıl basıyorsun diyor. Pierce'e. V takip ederken adamı nasıl basıyorsun diyor. Vallahi analar neler doğuruyor ya. Hayret. Yani B ile basılı şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz çarım yaslı. Yaslanmışım kuklaya. Yani çok mu zor şimdi bu? 7'ye basmak. Kendisi mouse ile basıyor. Mouse basıyor. Ona bir açıklama yapayım. Bak dostum benim Hatun da bu oyunu oynuyor. O da mouse oynuyor senin gibi. Ben bu oyunu mouse oynayacak olsam hiç oynamam. Onu söyleyeyim sana. İkincisi bak ben minör yaparken bak minör yapıyorum. Minör yapıyorum. Adamdan kaçıyorum farz et. Veya adamla vs atıyorum. Minörü yaparken kalkıp da buraya tıklamaya kalkarsam sağ klik yaparken gördün mü? Neyi seçiyor? Sen minörü otomatik makro ile yaptığın için burada rahatlıkla skilllere basabiliyorsun mouse'la. Böyle oynayacak olsam da ben oynayamam. Çünkü bende makro yok dostum. Bunu kafana koy. Tamam. Benim bak bu sağ klik. Anladın değil mi? Sen minörü otomatik attığın için burada rahatlıkla tıklayabiliyorsun. Sağ de atsan burada skill'i seçersin. Oradan bir kere senin makro olduğun kesin. İkincisi sen yapamıyorsun diye başkaları da yapamayacak anlamına gelmiyor. Çok basit bir kombosu var. Evet. Şimdi birkaç çeşit combo var. VR combo var. VR'yi kullanmıyorum ben arkadaşlar. Ben RR skill kullanıyorum. Al. Yap, yapayım sana. Al. Minörümü de atıyorum. Al. Bak parmağım da ulaşıyor. Bak. Gördün mü? Bu kadar. VR'de yaparız. Gördün mü bu kadar. Sen diyor nasıl basıyorsun 7'ye. Parmağın ulaşmıyorsa 7'ye. Oraya skill koyma. Ama senin parmağın uzansa da sen de o yetenek yok. Oraya basacak yetenek yok. Sen ancak öyle mouse ile oynarsın. Diğer bir konu ise arkadaşlar. Bir tanesi diyor. Videonda gördüm diyor. Dakika saniye veriyor bana. Tam şurada diyor. Sen diyor. Makro kullanıyorsun. Dedim, nereden anladın? Dedi, town makro kullanıyorsun dedi. Dedim, Bismillah. <laughs> Bu kadar oyunda makro var. Onlar da kullansın o zaman, madem öyle bir şey var. H harfini açmadan town çekiyorum ya arkadaşlar. Bu arkadaş ona şaşırıyor. Şimdi ona ne kadar zeki olduğunu göstereceğim. Şimdi ben buraya town yazıyorum. Shift-Home CTRL-C ile kopyaladım. Bakın bundan sonra V ile yapıştırabiliyorum buraya. Görüyor musunuz? ve V, CTRL V. Şimdi bu arkadaşa ne kadar salak olduğunu anlatmak için nasıl taun atacağımı söyleyeceğim. Ama bak dün akşam bana yazan arkadaş. Eğer ben dünyanın en büyük malıyım demezsen yorumlara ismini veririm. Herkes ne kadar mal olduğunu anlar. Şimdi kaçıyorum arkadaşlar adamdan. Sol alta bakın. CTRL ve Attım taunu. Bir daha yapıyorum. Enter CTRL V. Enter CTRL V Enter. İki tane yaparsan atmaz. Enter CTRL V Enter. Bana H harfi zor geliyor. Bak bu şekilde atabiliyorum. Gördün mü? Sığır. Sığır. Senin yaşındayken ben bu minörü çükümle yapardım. Çükümle. Beyinsiz. Yeteneksiz. Nasıl bir ana var sende nasıl yetiştirmiş? Hem yeteneksizsin hem iftiracısın hem söyleyeceğim de bana yakışmaz. Sığır. Yani şunu bilmeyecek kadar mal. Bir de kalkmışlar bana videolarda player moduna girmişler. Hepsi olmuş Domenico. Hepsi bana akıl veriyor. Sen daha bu taun atmayı bilmiyorsun. Sığır. Sen daha bunu öğrenememişsin. Kalkmış player'ım diye bile beni eleştiriyor. Şikayet edecekmiş. Etmezsen şimdi ben sana çok güzel bir şey söylerim de. Hadi neyse sen yine git şikayetini et. Öteki de nasıl basıyorsun diyor 7'ye. İşte böyle basıyorum bak. Gayet de güzel basıyorum. Bir kere R'ye basıyorsun arkadaşım. Bak bir kere R'ye basıyorsun. O otomatik skill atmaya başlıyor görüyor musun? Bak. Bir kere bastım R'ye hiçbir şey yapmıyorum. Kalkıyorsun basıyorsun 5, 6, 7. Gördün mü? Çok basit. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Klavye olarak laptop düzenine alıştım. Laptop düzenli klavyeleri seviyorum. Büyük klavyeleri sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Ellerim zaten küçük arkadaşlar. Ben büyük mouse'u sevmem. Dikkat ederseniz bu Logitech'in M220 mouse'u da küçüktür. Ben böyle küçük mouse'ları severim. Büyük klavyelerini neden sevmem? Onlarda F'ler arasında boşluk vardır arkadaşlar. F4 ile F5 arasında bir boşluk vardır. Oraya parmağım yetişmez. Doğru. Oraya yetişmez. O yüzden A4 tek marka laptop düzenli bir klavye kullanıyorum. Bir de ben arkadaşlar CTRL V olarak town attığım için benim klavyemin özelliği enter'ın büyük olması lazım. Enter'ın geniş olması lazım ince uzun enter'lık klavyeleri kullanmam sevmem. Neden? Ctrl+v e V yapıyorum. Enter'a basıyorum. Elim denk gelmiyor. Enter'ın yanındaki tuşa basıyor. O yüzden enter tuşu, tuşu, benim için önemlidir. Klavye alırken iki tane kriterim vardır. F tuşları arasında boşluk olmayacak. Küçük olacak ve enter geniş olacak. Bu da sadece A4 tek marka e, klavyelerde vardır. Onu da resmini size koyarım. Hem mouse'umun resmini koyacağım videoya. Hem de klavyemin resmini koyacağım. Hala bana makro diyen böyle acemi bir player'ı makro zanneden salaklar görsün. Bundan 20 sene önce iddialı olabilirdim. Street Fighter oynardım. Bir makineye yani bir jetonla akşama kadar makineyi kimseye vermezdim. Yanıma belki 50 kişi girerdi. Ryu Ken karakterini oynardım. Makineyi benden kimse alamazdı. Burada mini attığımız gibi sağ klik yaptığımız gibi arkadaşlar. Orada da böyle bir saydırma vardı tuşta. Çok hızlı şekilde saydırırdın. Ayak saydırma oynayanlar bilir. Yerden ayak saydırarak adamı bayıltırdım. Onu herkes yapamazdı. Çünkü onlar saniyede 5 klik yapıyorsa ben saniyede 15 klik yapardım. Adamı bayıltmayı başarırdım. Ondan sonra atlardık adamın üstüne. Üçlü beşli kombo yapardık. Adamın HP'si biterdi. O bölüm biterdi oyun. Sonra ikinci round'a geçerdik. Bilenler bilir. Yani arkadaşlar durum şudur ki helal süt emmiş bir adam hani beğenmese bile helal olsun der. 40 yaşında adam der yine beceriyor bir şeyler der. Takdir eder. Ama bir de böyle ki süt ne çocuğu olduğu belli olmayan çocuklar var. Onlar herkesi kendileri gibi görür. Bizim aramızda da 60 yaşında abilerimiz var. Oyun oynuyorlar. Biz takdir ediyoruz. Ha, ondan kusursuz bir hareket bekleyemezsin. Bekleyemezsin. Yani 18 yaşında bizi bildi kalkıp 60 yaşında bir adama yok neden hel atmıyorsun? Yok neden okçu 80 skillini şurada vurmadın? Diyemezsin. O adam klavyeyi gördüğüne şükret. Yani bunu takdir etmelisin. Takdir etmek zorundasın. Sen o yaşa geldiğinde büyük bir ihtimalle yaşamıyor da olabilirsin. Sen belki 35 yaşını göremeyecek olabilirsin. Yani bunu takdir etmek gerekir. Takdir eden arkadaşlarım var. Teşekkür ederim onlara. Takdir edenler var. Ama böyle besmelesizlere sesleniyorum. Herkesi kendiniz gibi bilmeyin. Makro kullananlara da bir şey diyor muyum? Demiyorum. Siz üstünlük kurmak istiyorsunuz. Arkadaşlarınıza yenilmek istemiyorsunuz. Dominikon'un söylemiş olduğu savunma gibi ben yayıncıyım, kullanmak zorundaydım diyor. E tamam siz de arkadaşlarınızla iddialısınız belki yayın yapıyorsunuz belki devamlı vs atıyorsunuz tamam kullanabilirsiniz saygı duyarım oyun sizi banlamıyorsa benim ona yapabilecek hiçbir şeyim yok demek oyun buna göz yumuyor hile olarak görmüyor ona benim yapabilecek hiçbir şeyim yok ben de saygı duyarım ama benim öyle bir iddiam yok ben çarımda öyle vs çarı değil arkadaşlar yani iron set almadım ben AP severim. Yani VS atmayı kalksam 70 level adam gelip iki tane vursa buçar yatar. Bunu iron set size ayakta tutamazsın ki. Full AP. Hiç Dagger Def'im yok. Çünkü benim öyle bir amacım yok. VS atayım, şunu yeneyim, bunu yeneyim. Öyle bir amacım yok. Ha siz aranızda yapıyorsanız yapın. VS'nizi atıyorsanız atın. Iron Neck alıyorsanız, set alıyorsanız alın. O sizin tercihiniz. Bu benim tercihim. Ben atak oynamayı seviyorum. VS de atmıyorum. Bazen oturup kalkıyorlar. Atmıyorum arkadaşlar. Atmıyorum. Yani VS çarı değil. Ha Iron Set alırsam ben de atarım VS. Veya pedal alırsam, cosp alırsam ben de sizin gibi iyi oynarım. Kusursuz skill atarım. Ama benim tercihim bu değil. Belli bir yaştan sonra artık bunlara önem vermiyorsunuz arkadaşlar. Yani hırs yapıyorlar. Bakıyorum yeniliyor. Plot atıyor. Kesiyor adamı. Plot atıyor. Plot atmam ben. Ha, bazen kızdırmak için hoşuma giden bir şey var. Üstüne mezar dikerim. O hoşuma gidiyor. Ondan sonra bakıyorum Maradona'da tehditler geliyor. İşte bir daha tamdan çıkamazsın. Bir daha tamdan çıkamazsın. <laughs> e, tamam çıkamam. Yani arkadaşlar iddialı. Oyunda baya hırs yapıyorlar. Ben öyle hırslı değilim arkadaşlar. Bizden geçti artık onlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.